Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Enbiya Suresi 45-50. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala burada şöyle bildiriyor. قُلْ اِنَّمَا اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ Ey Peygamber, de ki ben ancak vahiy ile sizi uyarıyorum. وَلَا يَسْمَعُ السُّمُّ الدُّعَاءَ Ama sağır olanlar bu nidayı, bu daveti duymazlar. اِذَا مَا يُنْذَرُونَ Uyarıldıklarında duymazlar. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim aracılığıyla insanları uyarıyor. Peygamber Efendimiz hem beşir hem de nezir olarak gönderilmiş. اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِرًا وَنَذ۪يرًا Ey Peygamber, biz seni hem bir şahit, hem bir müjdeci, hem de bir uyarıcı olarak gönderdik. Cenab-ı Hak böyle bildiriyor. Peygamberimizin müjdeci olması, Cenab-ı Hakk'ın rahmetini müjdeliyor. Rahmetinin tecelligahı olan cenneti müjdeliyor. Öte yandan uyarıcı olması, Allah-u Teala'nın cezasını bize anlatıyor. Cezasının mahalli olan cehennem azabını bize anlatıyor. Ve oraya insanları düşürecek şeylerden, günahlardan insanları korumaya çalışıyor. Bu da Peygamberimizin uyarısı ve bu şekilde insanları uyarması. Bu vahiy yoluyla, yani peygamber kendiliğinden bu uyarıları yapmıyor. Taraf-ı ilahiden kendisine ne bildirilmişse onu söylüyor. Mesela şunu şöyle yapın ama bunu böyle yapmayın. Her birisi hakkında hükümleri taraf-ı ilahiden bildiriyor. Ancak Peygamberimiz Allah namına bu daveti yaparken bir kısım insanlar ilahi davet karşısında sağır bir hale gelmişler. Ve sağır olan bir kimseye de siz bir şey duyuramazsınız. Arkasından nida ettiğinizde, önünde diyelim çukur var, tehlikeli şeyler var. Bunları söylediğinizde o bu nidalara kulak asmaz. Kulak asmayınca, yani duymayınca o zaman ne olacak? O zaman o tehlikelerin içine düşmüş olur. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gerek dünyada gerek ahirette bize zarar verebilecek şeylerden bizi uyarıyor. Ve bunu vahiy ile yapıyor. Mesela müminlere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar. Bu bir uyarıdır. İnsan harama baktığında dünyada da psikolojik olarak bunun pek çok zararlarını görecektir. Öte yandan yalan sözden sakınsınlar. Yalan söz kime ne fayda getiriyor ki? Görünüşte bazılarına fayda getirebilir ama bu bir ahlak zaafıdır ve ciddi bir problemdir ve zarar vermektedir. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim'de uyarı olarak ne gelmişse bunların hepsi insanlara zarar verebilecek şeylerdir. Ama bu ilahi davet karşısında bir kısım insanlar sağır olmuşlar. Aslında kulakları duyuyor da ama Peygamberin uyarısına karşı sağır olmuşlar. Böyle olunca onlar bu uyarıdan istifade edemiyorlar. وَلَاِمْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكِ Eğer Rabbinin azabından bir parçacık, bir kokucuk onlara dokunsa, لَيَقُولُنَّ Onlar derler ki, يَا وَيْلَنَا Yazıklar olsun bize, vay halimize, اِنَّا كُنَّا الظَّالِمِينَ Biz gerçekten zalimler idik diyecekler. Değerli izleyenlerim, ayet-i kerimede Cenab-ı Hak az bir azabı nazara vererek o azabın ne kadar dehşetli olduğunu bizlere anlatıyor. Ve ayetteki ifadeler hepsi azlık manası üzerinde duruyor. Yani eğer Rabbinin azabından bir parçacık onlara dokunsa, yani azıcık bir azap bile dokunsa onlar feryat edecekler. Azı böyleyse, azı bu kadar feryat ettiriyorsa artık tamamından Allah'a sığınmak lazım. Bu mana ayet-i kerimede çok edebi bir üslupla anlatılıyor. Ve o zaman onlar diyecekler ki ya veylene, yani vay halimize, yazıklar olsun bize. Biz gerçekten zalimler idik. İnsan Allah'a şirk koşmakla zulmeder. Günahlara girmekle nefsine zulmetmiş olur ve bu arada başkalarının hukukunu çiğnemekle de
yine zulmetmiş olur. Kafirler, müşrikler bunlar zulmün bütün nevilerinde gerçekten ileri gitmiş olan kimselerdir. Hem hukukullah'a tecavüzleri vardır, hem diğer insanların haklarına, hem de kendi nefislerine zulümleri vardır. Ve nada'ul mevazine el-gıst liyevmil kıyame. Kıyamet günü için biz adalet terazilerini kurarız. Kıyamet günü insanların Cenab-ı Hakk'ın huzurunda kıyam duracakları, hesap verecekleri gün. Ve o hesap gününde herkes ne yapmışsa dünyada yaptıklarının karşılığını orada görecek ve bütün bunlar artı eksi şeklinde veya birer not şeklinde adeta karşısına çıkacak. Ayet-i kerimede el-mevazin, mizanlar denilmesi demek ki tek bir tartı yok. Tek bir yönden insan hesaba çekilmeyecek, çok yönlü hesaba çekilecek. Bu şu anda okulda öğrencilere verilen karnelere benzetilebilir. Diyelim öğrencimiz okula gidiyor, 12 tane derse giriyor söz gelimi. İşte Türkçe, matematik, sosyal, fen gibi dersler. Bunların her biriyle alakalı not veriliyor. Öte yandan ahlakıyla alakalı, gidişatıyla alakalı başka bir bölümde yine notlar var. Demek ki diğer alemde bize çok yönlü hesap sorulacak ve amellerimiz çok yönlü olarak orada değerlendirilecek. Ve her birinin notu olacak. İman. İşte 100 üzerinden düşünürsek 100 üzerinden kaç alıyor? En az 50 alması lazım. Yani iman gerçi bir bütündür, tecezzi kabul etmez. Ama zayıflık, kuvvetlik noktasında bunu ifade ediyorum. Kuvvetli bir imanı var mı? Yeterli bir imanı var mı? Buna bakılacak. Amel. Amel dediğimizde de diyelim namaz bir ameldir. Oruç başka bir ameldir. Zekat başka bir ameldir. Bunların her birisi bir amel. Diyelim emri bil maruf nehyanil münker. İyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak. Bunları yapabilmiş mi? Allah yolunda cihat yapabilmiş mi? Allah yolunda vermek, verebilmiş mi? Bütün bunlardan insanların notları olacak. Ve bunlar diğer alemde insana tek tek gösterilecek. Ve insanın cennete gitmesi bütün bunların heyeti mecmuasından, tamamından meydana gelen bir sonuç olacak. Eğer gerçekten alnının akıyla bu muhasebeden, Allah huzurundaki bu hesaptan iyi çıkmışsa cennet ona mübarek oluyor ve o kimse gülerek, sevinçle cennete giriyor. Cennet kapıları kendisine açılıyor. Ama hal ve gidişat iyi değil. İman diyelim sahih bir iman yok veya hiç yok veya çok çok zayıf. Bu durumda direkt onu cennete alamıyorlar ve o cezasını çekmek üzere cehenneme gönderiliyor. Ve inkâne mithkâle habbetin min hardal, yani hardal tanesi kadar bir habbe bile olsa, eteynâ bihe, biz onu getiririz. Yani kimin ne kadarcık bir ameli varsa, velev en küçük bir amel de olsa, biz o ameli onun karşısına getiririz. Bu hem iyilikten hem kötülükten olabilir. Yani iyi amellerini de karşısına getiririz, kötü amellerini de yine karşısına getiririz. Bütün bunlar onun karşısına çıkacak. Ve kefâ binâ hâsibin, biz hesap görücü olarak yeteriz. Yani o insanın hafızasında da yaptıkları amellerin aslında kayıtları var. Meleklerin kaydetmiş olduğu kayıtlar var. Öte yandan insanın kendi azaları şehadette bulunacak. El hırsızlık yapmışsa yaptım diyecek. Göz harama baktıysa baktım diyecek. Dili konuşturan Allah orada insanın diğer azalarını da konuşturacak. Ama her halükarda hesap görücü olarak Allah yeter. Çünkü Allah-u Teala kulunun ne yaptığını biliyor ve böyle olunca da en adil bir şekilde onun yapmış oldukları şeylerin hepsinin karşılığını verecek. وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانِ. Andolsun ki biz Musa'ya ve Harun'a Furkan'ı verdik. Hak ile batılı ayırt eden Tevrat'ı verdik. Veya bundan murat bir kısım mucizelerde olabilir deniliyor. Onlara
bir kısım mucizeler verdik. O mucizelerle hak batıl ayrıldı. Onların peygamber olduğu bilindi ve hak yolda oldukları diğer insanlar tarafından, iman edenler tarafından görüldü. Ve diyaen, ve onlara ziya verdik. Ve zikran lil müttakin, ve müttaki olanlara, takva sahibi olan, günahlardan sakınan kimselere bir öğüt verdik. Okuduğumuz sure Enbiya suresi. Enbiya suresinde pek çok peygamberlerin ismi geçiyor. Burada da Hazreti Musa ve Hazreti Harun çok kısa olarak işte onlara verilen nimetlerle yad ediliyorlar. Onlara Tevrat'ı verdik, ziya verdik, zikir verdik. Bu şekilde onlar nazara veriliyor. اَلَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ. Ve bütün bu verilenler, o ziya, zikir, müttaki olanlar için. O müttakiler de kimler? Onlar اَلَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ. Gıyabi olarak Rablerinden korkarlar. Yani Allah'ı gözle görmedikleri halde sanki gözle görüyormuşçasına Allah'tan haşyet içinde olurlar. Saygıyla karışık bir ürperti içinde Allah'ın azabından korkarlar. وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ. Ve onlar kıyametten de korku içindedirler. Yani Allah'ın huzurunda hesap vermekten korku içindedirler. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكْ اَنْزَلْنَا. Ve şu da bizim sana indirmiş olduğumuz mübarek bir zikir. Burada hitap Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Yani Hazreti Musa ve Harun'a Furkan'ı, Tevrat'ı indirdiğimiz gibi sana da şu mübarek Kur'an'ı indirdik. Efe entum lehu munkirun. Yoksa siz onu inkar mı ediyorsunuz? Yani peygambere böyle bir kitap geldi, mübarek bir kitap ve mübarek bir zikir. Yani mübarek bir öğüt, insanlara nasihat veriyor. Buradaki tabii hitapta Kur'an'a muhatap olan bütün insanlar ve özellikle müşrikler, yoksa siz onu inkar mı ediyorsunuz? Yani Kur'an-ı Kerim inkar edilmeyecek mübarek bir zikir. İnsan Kur'an-ı Kerim'i okuduğunda Kur'an'ın hakikatleri gönülleri cezbedecek ve celbedecek şekildedir. Kur'an ve fıtrat birbiriyle tevemdir, ikizdir. İnsanın bozulmamış fıtratı neleri iyi, neleri kötü görüyorsa Kur'an ona göre zaten nazil olmuştur. Fıtrata bu noktadan tamamen uygundur, münasiptir. Ama insan fıtratını bozmuşsa Kur'an-ı Kerim'deki bir takım emir ve yasakları iyi değerlendirmeyebilir. Bu neden böyle, şu neden şöyle diyebilir. Ama fıtratını bozmayan bir kimse Kur'an'daki ayetleri okuduğunda el hak bu böyledir, bu böyle olması lazımdır diyecektir. İşte günümüzde mesela insanların pek çoğu domuz etini yiyor. Ama Kur'an-ı Kerim buna cevaz vermemiş. Bunun haram olduğunu, lahmu hınzır diye ayette geçiyor. Domuz etinin haram olduğunu ifade buyurmuş. Bu noktada insanların uygulamasıyla Kur'an'ın hükmü tam birbirine mutabık değil gibi. Ama fıtrat-ı selime domuzun aslında yenilmemesi gerektiğini kabul ediyor. Bunun vücudunda zararlı bir takım şeylerin olduğunu, yiyenlere de zarar verdiğini kabul ediyor. Buna rağmen peki neden domuz bu kadar dünyada tüketiliyor? Çabuk ürediğinden, etinin diğer koyun eti, sığır eti gibi etlere göre daha ucuz olmasından dünya çapında yaygınlaşmış. Yoksa oradaki insanlar da imkanları iyi olduğunda domuz etini değil başka etleri tercih edecekler diyebiliriz. Daha bunun gibi Kur'an'ın diğer emirleri, yasakları, bunların hepsi gerçekten akla, aklı selime, ilme, hikmete uygun olan şeylerdir. Eğer bunları algılamakta bir problem varsa bu bizden kaynaklanan bir problemdir. Yoksa Kur'an-ı Kerim'in selim olan fıtratça hak olduğu muhakkaktır. Ve insanlar Kur'an-ı Kerim'e bu yönüyle muhatap olduklarında gerçekten onun ne kadar hak ve hakikat olduğunu, mübarek bir zikir olduğunu görmektedirler. Bizlere düşen Kur'an-ı Kerim'i iyi bir şekilde okumak, anlamaya çalışmak, anladıklarımızı hayatımıza uygulamak.
Kur'an-ı Kerim oku diyorsa okumak, yalan sözden kaçın diyorsa yalan söylememek, birbirinizin gıybetini etmeyin diyorsa gıybetten uzak kalmak ve birbirinizle yardımlaşın, hakta, iyilikte yardımlaşın diyorsa yardımlaşmak, namazı kılın, zekatı verin diyorsa namazı kılmak, zekatı vermek, bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'in bize bildirmiş olduğu bir kısım emirler, yasaklar ve bunlar hepsi yerli yerinde zaten olması gereken şeyler. Öte yandan Kur'an-ı Kerim neleri de yasaklıyorsa, yasaklamış olduğu şeylerde kaçınılması gereken durumlar var. Bundan dolayı yasaklıyor ve insanlar o yasaklardan uzak kaldıklarında müttaki olacaklar, takva sahibi olacaklar ve takva sahipleri için de diğer alemde çok özel mükafatlar var. Tabii bu mükafatı sadece diğer alem olarak anlamak da yanlış olur. Dünyada da var. Allah-u Teala Rabbinin makamından korkan için iki cennet vardır buyuruyor. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ cenneten. Rabbinin makamından korkan kimse için iki cennet vardır. Bu bir yönüyle şöyle. Bir cennet dünyada manevi bir cennet, huzur. Bir cennette diğer alemde yani ebedi saadet. Çünkü günahlardan uzak kalan bir kimse şu dünya hayatında da huzurlu olur, mutmain olur. Allah-u Teala bunu şöyle bildiriyor. Allah'ın veli kulları için اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا Allah, la خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Onlar için ne bir korku vardır ne de bir üzüntü. Yani onlar korkmazlar ve üzülmezler. İşte günümüzde insanlar stres yapıyor, stres içinde yaşıyor. Onları strese sevk eden lüzumsuz korkular, lüzumsuz endişelerdir. Ama insan kamil bir imanı elde ettiğinde, Kur'an'a göre yaşamayı esas aldığında bu gibi korkulardan kurtuluyor. Mesela ölümden korkmak, ölümden insan normalde korkar. Ama Kur'an'a göre ölüme baktığında ölüm korkulacak bir olay değildir. Ölüm diğer aleme bir geçiştir. Ebedi hayatın kapısı hükmündedir. Cennetin bir kapısı hükmündedir. Böyle olunca onlar başkalarının korktuğu ölümden korkmazlar. Diyelim bir felaket olur, ekonomik bir kriz veya bir afet ve pek çok insanlar zarar görür. Zarar gören insanlar normalde üzülürler. Ama Allah'ın seçkin kulları başkalarının üzüldüğü yerde üzülmezler. Zayi olan mallarını sadaka olarak görürler ve bir takım sıkıntılar çekmişlerse bu sıkıntıları da diğer aleme bir hazırlık olarak, çünkü çile çekmeden diğer aleme de gidilmez. Bu işin tabiatında çile çekmek de vardır. Bunu bir imtihan olarak görürler ve böylece sıkıntılardan azade bir şekilde dünyada da mutlu olurlar, ahirette de mutlu olurlar. Cenab-ı Hak bizi de o bahtiyarlardan eylesin. Başka bir programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.